Mehmet'ten bahsediyorsunuz. Ay, Mehmet Dinçerler de yeni biriyle görüntülenmiş. Mehmet Dinçerler. Şaka. Hiç şaşırmadım. Ben şok. Fırat Bozfırat'ın düğününe gelen konuklardan biriymiş Mehmet Dinçerler. Orada bir güzelle görüntülendiğine görüntüler dair var mı? İddiaları var. Bir izleyelim görüntüleri, üstüne i̇zleyelim. Yorumlayacağız. Yılın düğününde Beyaz Magazin yılın bombasını patlattı. Ünlü iç mimar ve siyasetçi Fırat Bozfırat ve ünlü iş kadını Yeşim Yılmaz'ın düğününde hadiseyle olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler aşka geldi. Kuveytli şarkıcı Ravan Bir Hüseyin'le sarmaş dolaş yakalandı. Sarıldı, öptü, kokladı. Belçikalı hadise gitti, kuvvetli Ravan geldi. Peki gelelim şimdi detaylara. Her şey geçtiğimiz gece gerçekleşen ünlü iç mimar ve siyasetçi Fırat Bozfırat ve ünlü iş kadını Yeşim Yılmaz'ın düğününde başladı. Düğüne gelenler arasında geçtiğimiz aylarda hadiseyle boşanma kararı alan, hakkında dolandırıcılık iddiaları, hadiseyle ayrılmasının robot süpürgeye kadar almak istediği söylentileri olan Mehmet Dinçerler de vardı. Geçtiğimiz günlerde Cem Adrian konseri sonrası kameralara yansıyan Dinçerler, konser çıkışı yoğun bir ilgi görmüştü. Evdeki eşyaların bölümü alınması gibi... Bir şey konuşsaydık. Hadisenin eteklerinden dökülen şöhret tozları Mehmet'i parlattı. Hadiseden önce çapkınlıklarıyla bilinen Mehmet Dinçerler eski günlerine geri döndü. Ünlü Kuveytli şarkıcı Ravan Bin Hüseyin'le görüntülendi. Düğün sırasında Mehmet Dinçerler ve Ravan Bin Hüseyin Beyaz Magazin kamerasına fena yakalandı. Dolaş görüntüler olay yarattı. Belçikalı gitti, Kuveytli geldi. Hadiseyle boşanan Mehmet Dinçerler hızlı çıktı. Yeni bir aşka mı yelken açtı? Dans ettiler, sarıldılar, koklaştılar, öpüştüler. Düğün sonrası Mehmet Dinçerler'i yakaladığımızda ünlü isim pek konuşmak istemedi. Aslına bakarsanız konuştu. Daha önce röportajlarında 5 ila 10 kelime arası konuşan Dinçerler bu sefer yaklaşık 20 kelime konuştu. Alkışlıyoruz. Güzel bir düğün oldu. Sağ ol. Sen nasılsın? Neler söylemek istersiniz? Bir şey söylemeyeyim. Düğüne katıldık arkadaşımızın. Şimdi evimize gidiyoruz. Dinçerler hadiseyle boşanmasının ardından yeniden evliliğe sıcak bakıyor mu? Ya damatlar içerisinde görebilecek miyiz? Hadiseye aldığı yüzüğün sahte olduğu iddialarını cevapsız bıraktı. Yüzük olayı gerçek mi? Yüzük gerçekten sahte miydi? İyi akşamlar. Şimdi görüntülere geliyoruz. Mehmet Dinçerler'in içeride samimi bir şekilde eğlendiği şarkıcı Ravan Bin Hüseyin'e. Şarkıcıya muhabirimiz Mehmet Dinçerler'i soruyor ancak o çok başka şeyler anlatıyor. Şarkısını tanıtıyor. You don't Mehmet Dinçerler. Mehmet Dinçerler, you don't... You don't manage it, Şeler. Listen, I have a new song called Adios. Listen, I have a new song called Adios. Mehmet Dinçerler'le ilgili bir diğer gelen soruda ise tepkisi olay olacak. Wait, I live in Dubai. When I see people like you running, I was like, we don't have this in Dubai. So I was like, oh. Söyler misin gayet samimilerde? Listen. Tepkisiyle konuları yalanlarcasına tavır sergileyen Ravan Bin Hüseyin için görüntüleri tekrar başa sarıyoruz. İkili bu görüntülere ne diyecekler? Aşk var mı yok mu? Bitmedi. Bu nasıl düğün? Yamulukta gidiyorsun. Yamulukta gidiyorsun. Eşlerinden boşanan ünlü isimlerin yeni aşklarını bulduğu düğünde bir de Burcu Kıratlı bombası patladı. Sinan Akçıl'a kapıyı gösterdikten sonra sessizliğini koruyan Burcu Kıratlı kiminle görüntülendi? Yanında samimi bir şekilde eğlendiği kişi kimdi? Az sonra... Vay ne eskiden, bereketli düğünmüş. Eskiden düğünlere giderdi ya bekarlar kendini göstermeye. Belki bir nasipleniriz diye gelenek bozulmamış gördüğünüz gibi. Çok bereketli bir aşktan düğün. Aşktan aşka bir geçiş var.
Mehmet Dinçerler, Ravan bin Hüseyin ne? Şimdi Ravan bin Hüseyin Kuveyt'te, Dubai'de falan ünlü bir şarkıcı. 6.8 milyon takipçisi var. Aynı zamanda Instagram bir fenomeni. Bir Belçikalı'dan sonra bir Kuveytli diyebilir miyiz? Uluslararası çalışıyoruz. Uluslararası gibi gözüküyor durum. Güzel de hoş da bir kadın. Güzel kadın. Şimdi balık etli, hoş bir kadın. Bu kadını ben anlatayım size. Bu kadın çok belalı bir kadın. Mehmet'i uyarıyorum buradan. Bu kadın kocasına Hyde Park'ta Londra'da saldırdığı için İngiltere'de yargılandı. Kocası şikayetçi oldu bundan. Eski eşi Libyalı, eski eşi Yusuf, Muhammed Yusuf ona saldırdığı için tabii yargılandı ve duruşmaya gitmedi. Kendisini anlatmaya gitmedi, duruşmaya, ifade vermeye gitmedi. O yüzden de hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Daha sonra da kefalet ödeyerek hapse girmekten kurtulmuştu. Aynı zamanda hukuk master'ı yaptı bu kadın. O yüzden hukuku iyi bilir Mehmet. Kanunları, yasaları iyi bilir bu kadın. Aynı zamanda da pilot bürosu var bu kadının. Yani öyle genç, güzel, zengin, varlıklı, Kuveytli, aman benim olsun, manitam olsun, sevgilim olsun filan dersen, bak çok Hadise'ye benzemez, onu söyleyeyim. Sıkıntı. Hadise büyük olur. Hadise 2 ayda silkeledi, ilişkiyi bitirdi. Ama bu benzemez, söyleyeyim sana. Benzemez kimseye. Ne İngiltere kanunlarından korktu, ne başka şeyden korktu. Öyle bir hanım, bakma öyle çıtı pıtı güzel olduğuna. Ben Mehmet'e buradan bir abilik yapayım yani. Yani akıllı kadın, baksana bizim Mustafa soruyor, Mehmet soruyor. O kendi şarkısının reklamını yapıyor. Değil mikrofonu mi? Bile tabii. Zor tutuyor orada. Baba, dikkat ederseniz biraz bak. Zaten evet. Zor yürüyor. Zor yürüyor. Bak ne yapayım, mikrofonu nasıl alıyor bak. Evet evet yani biraz herhalde. Sanki tutuyor, bir daha verebilir mi yönetmenim? Sen alırken alkol mikrofonu. Alkol sağlığa zararlı ama sanki biraz fazla kaçırmış elinden, gibi. Elinden bak neredeyse mikrofon. Tabii canım yani. Mikrofonu niye alırsın? Değil. Neden alırsın gazetecinin elindeki mikrofonu? Bırak sorsun. Seviyor mikrofonu. Seviyor. Elinde tutmayı mikrofonu. ne alakası var canım? Televizyoncu değil ki o. Bilal Beyciğim, şuuru o kadar yerinde değil. Belli ki o düğünün etkisiyle fazla da herhalde alkol almış. Sağlığa zararlı ama. %150 Hadise'nin eski eşi olduğunu biliyor. Biliyor. Bunu bütün dünya konuştu. Bilmez yani. Bütün dünya konuşmadı. Mi? Hadise de bu arada global bir sanatçı yani. Tabii. Bir ay Avrupa'da zaten, Belçika doğumlu. Yani dolayısıyla sanki böyle bilinip de gidilmiş gibi geldi bana bilmez mi zaten biraz. Bunlar görüşüyorlardır. Bu Mehmet Dinçerlerin Arap ülkelerinde yatırımları da var. O kahve dünyasının, Arap kahve zincirinin oralardaki de temsilcisi bildiğim kadarıyla. Sadece Türkiye değil, Ortadoğu temsilcisi aynı zamanda. Oradan tanışmışlardır. Bu kız... bir ayrıntı daha vardı. Onu da söyleyeceğim bununla ilgili. Ha bir de bunun boşandığı eşi biraz çapkınmış. Bunu ben söylemiyorum. Basında yazdı bu. Çok yazdı. İngiltere'de de yazdı. Kuveyt'te de yazdı. Dubai'de de yazdı. Ve bir hastalık bulaşmış bunun kocasına. Kadınlardan. Bir kadın hastalığı. Sihir hastalığı. Ay, evet. Çok kötü bir şey. Mehmet'i bir kere daha uyaralım buradan. Ne olur ne olmaz. Allah korusun. Ne olur ne olmaz yani. Ve bu basında yazan bir şey. Onun için... şeydi ya. HPT diye bir öyle şey bir, mi? Öyle bir virüs. Evet. Sihir. Evet, virüs Bilal Beyciğim. Aman Mehmet, ne işin var senin böyle hanımlarla? Ve bu, sırf bu düğün için gelmiş. Sırf Mehmet için gelmiş. Bu düğüne Mehmet arkadaşım dedi ya demin Mustafa'ya, muhabirimiz Mustafa'ya merdivenlerden çıkarken. Arkadaşımızın düğününe geldim dedi ya. Evet. Herhalde bu kadınla konuştu. Böyle bir düğüne gideceğim diye. Sırf bu düğün için gelmiş. Nereden bu söylüyorum? Bu kız için gelmiş. Bakın o düğüne. Storiesine. Bakın kızın storiesine. İstanbul'a gelirken storiesi hala duruyor uçakta. Ve İstanbul'dan giderken storiesi duruyor. Yani bir gün içinde iki story atmış. Bir İstanbul'a gelirken hava aydınlık. Bak uçakta. Evet. Hava aydınlık. Evet. Uçak iniyor. 22 saat önce. Evet. Bir de giderken atmış. Dün gece hava karanlık. İstanbul'dan ayrılıyor. Sırf evet. Düğün için gelmiş. Sırf Mehmet için gelmiş. Tabii. İlginç. Sırf Mehmet'e kavalyelik yapmak için bu düğünde gelmiş kız. Evet. 24 saat için buraya geliyor, düğün için gidiyor. Evet. İlginç. Evet. Yanlış seçim Mehmet. Uyarayım, yanlış seçim. Eyvah. O kadar Türk kızı varken. Eyvah. Sen gidip elin Kuveytlisine. İstanbul kalpler falan story'de. Evet. Öyle mi? Uçakta. Ben... Tabii. Aynen öyle. Ravan bin Hüseyin. Allah Allah. Aynen öyle. Şu an evli mi bu hanımefendi? Yok, boşandı. Yok, boşandı. Şeyde Dubai'de mi yaşıyor? Kuveyt'te yaşıyordur. Kuveyt. Dubai'de evi vardır. Çok varlıklı bir ailenin kızı Kuveyt'te. Londra'da evi olduğunu zannediyorum.
Londra'da da bir hayatı var çünkü. Hmm. Varlıklı bir kız. Peki yani, bir diğer aşkla devam edelim o zaman. Aşk bombaları. Ya ne diyorum ya, bereketli düğünmüş. Bereketli bu arada tabii düğünmüş. Ki de düğün sahiplerine, gelini ve damadı mutluluklar dileyelim, evet, bu arada ediyoruz. Da. Tebrik ediyoruz kendilerini de. Çok ama güzel. Valla iyi ki yapmışlar bu düğünü. Neler neler öğrendik. Bekarlarda nasiplenmiş. Nasiplenmiş.